Evet, 9. soruya geldik arkadaşlar. Şöyle ne diyor? Y eşittir a kare eksi x kare parabolünün x eksenini kestiği noktalar A ve B, y eksenini kestiği nokta C'miş. Hemen y eksenini çizelim. De x eksenini çizelim. Bu parabol x eşittir 0 için a kareye eşit. Yani tepe noktası şurası. Parabolün kolları aşağı doğru dikkat ederseniz. Y'si 0 olduğunda a eksi x çarpı a artı x diye düşündüğümüzde 0, x ya eksi a ya da a'ya eşit. Peki a'yı pozitif kabul edersek eksi a burada, artı a burada. Yani parabolümüz şöyle geçen bir parabol. Evet, çok zor çiziliyor. Şurası C, bu A, bu da B. Şimdi A, B, C eşkenar üçgenmiş. Yani şunu birleştirdiğimizde bu bir eşkenar üçgen. Peki simetrik noktalar olduğu için A ve B, o zaman şurası da yükseklik olduğu için eşkenar üçgende. Burası 30 derece, burası da 60 derece. Şimdi şurası A ise burası 2A, burası da A kök 3. Yani C'nin koordinatları 0'a a kök 3'müş. Biz biliyoruz ki x yerine 0 koyduğumuzda y a kare eşit. Yani C'nin koordinatları aynı zamanda 0 a kare. Buradan a kök 3'ün a kareye eşit olduğunu anlıyoruz. Yani a ya 0 ya da kök 3. 0 olmadığı açık, değil mi? O zaman a'mız kök 3'müş. Biz de eşkenar üçgenin artık şu uzunluğu 2 kök 3 oldu. 2 kök 3'ün karesi ya da 2 kök 3 çarpı a kök 3 bakın. Yani 2 kök 3 çarpı kök 3 bölü 2 deyince sonucu bulmuş olacağız. Şu ikiler sadeleşti. Şurası 2 kök 3'tü. Şurası kök 3 çarpı kök 3. Şurayı 2'yi fazla yazdık sanırım. Hemen geriye alalım. Tabanı 2 kök 3. Burası a kök 3. A'mız kök 3'tü çünkü. Kök 3 çarpı kök 3 bölü 2. Bunları sadeleştirirsek yanıtın 3 kök 3 olduğunu görüyoruz. Ve yanıtlarda a kaçtır diyor. Okumadık soruyu. Ben alanı soruyor sandım. Tamam. Yanıtımız Adana'ymış. Yani a'mız kök 3'müş.